Evet değerli izleyiciler, şimdi Karaman Cumartesi Pazarı'ndayız. Hem pazar esnafını hem de vatandaşın düşüncelerini alacağız. Piyasadaki fiyatları nasıl buluyorsunuz ve tanzim satışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakalım vatandaşlarımız ve esnafımız ne diyecek? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl işlerimiz? İşlerimiz normal. Normal. Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar pahalı biraz. Sen satıcı olmana rağmen pahalı diyorsun. Pahalı. Pahalı diyorum. Peki bu hükümet tanzim satışı çıkaracak. Sizce o zaman olur mu? İyi olur mu? Valla beceremezler. Niye beceremezler? Daha evvel bizim Karaman'da oldu böyle bir. Beceremediler. Olmuyor yani. Yani sizden ucuza satamazlar mı? Satarlar da bir ay satsınlar. Ondan sonra beceremezler ya. Yani. Pazarcılık kolay iş değil yani. Akşam olduğu zaman 100 lira çıkarması gerekirken 50 lira çıkarır. O benim emmimin oğlu diyor. Bir kilo bileceğine iki kilo verir. Çünkü para almayacak ondan. Yani alacak da kendi para vermiyor. Peki hem pazar piyasası hem genel anlamda ekonomi nasıl? Vallahi ona bir şey diyemem ya. Ben pek anlamayınca bilmiyorum yani. Peki Karaman'da seçimi kim kazanır bu belediye seçimlerini? Az MHP gibi. Sen kime oy verdin? Ben daha evvel AK Parti'ye verdim. Bu seçimde kime vereceksin? Valla bizim tanıdığımız adam var. Emine Gedi biri. CHP'nin. Ona verebiliriz yani. Tanıdık olduğu için mi vereceksin? Adamı bildiğim için veriyorum. Parti olarak değil. Adamı bildiğim için. Peki, teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Kolay gelsin. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Ay ben hiç anlamam. Anneme sorayım. Nasıl fiyatlar? Bence pahalı yani. Bilmiyorum. He. Satıcı ucuz diyor. Siz pahalı diyorsunuz. Ya biraz. Bilmiyorum abi. Vallahi. Sizce bir sıkıntı var mı? Bilmiyorum. Varmış bak öyle diyor. Abiye soralım o zaman. Abi nasıl fiyatlar? Abi fiyatlar yüksek tabii ki ya. Niye? Yüksek değil mi? Yüksek, genel anlamda yüksek. Yani, sizce peki genel anlamda ekonomi nasıl? Yani şu anda işte kriz var gibi gözüküyor. Değil mi? Peki yani, seçimler ne olur sizce? Vallahi halkın ne olacağı belli olmuyor ki. Mesela siz geçen seçim kime verdiniz? Ben mi? Ben Halk Partisi'ne vermiştim. Halk Partisi'ne. Bu seçimde? Bilmem bakalım bu seçimde kime veririz. Belli değil. Belediye başkanı kimi beğenirsek ona vereceğiz. Peki, değil teşekkür mi? Ederiz. Peki. Siz kime vereceksiniz? Ben düşünüyorum henüz. Belli değil. Önceki seçimde? Ben yenik oy kullanacağım ilk kez. Oya şirket, oya şirket. Evet, öyle. Kolay gelsin. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Vallahi hiç haberim yok nasıl gidiyor. İşten geldim her şey ateş pahası. Pahalı mı? Pahalı bence. Satıcılar ucuz diyor. Onlara göre ucuzdur belki de. Bana göre. Geçen seneye göre nasıl? Her şey geçen seneye göre pahalı. Bir pazar değil ki her şey pahalı. Geçen sene mesela bir pazar alışveriş, bir aylık pazar alışverişinde ne kadar para gidiyordu, şimdi ne kadar gidiyor? Vallahi eşimle karışık yaptığımız için bilmiyorum. Peki genel anlamda ekonomi nasıl? Sizce nasıl? Size soruyoruz. Ha, sizce nasıl? Bizce görüş belirtmeyelim de sizin görüşünüz var. Benim görüşüm pahalı. Hem de bayağı bir pahalı. Peki seçimler sizce ne olur? Ondan hiçbir fikrim yok. Mesela geçen seçim kime verdiniz? Hiçbir alakam. Geçen seçim kime verdiniz? Onu da söylemeyeyim, ben de kalsın. Peki, teşekkür ederim. Nasıl işlerimiz? İyi Allah'a şükür abi, oluyor. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar 5 lira, 3,5 lira. Salatalık 5 lira, o civarda abi. Sizce pahalı mı, ucuz mu? Normal abi ya. Normal. Vatandaş pahalı, siz normal, tarladaki de ucuz diyor. Abi şimdi orada ne çıkarsa biz ona göre satıyoruz. Yani vatandaşa göre abi ucuz satsan da pahalı, pahalı satsan da ucuz yani, o şekilde söyleyeyim. Peki bu tanzim satışı var. Müşteriye 3 uçağı sat gene pahalı diyorlar abi. Şu anda 5 lira gene pahalı diyorlar. Peki hükümetin getireceği tanzim satış hakkında ne diyorsunuz? Vallahi o hakkında ben bir şey demiyorum abi, ne diyeyim yani. Belediye yapabilir mi bu işi? Vallahi herkesin arzı değil abi bence de ama. Efendim? Herkesin arzı değil bu iş yani, bilmiyorum. Yani belediye yapamaz diyorsun. Bir şey demiyorum abi, herkesin gücüne kalmış artık. Ya peki hükümet bunu çıkarırsa, belediyeler bu işi yaparsa sizin için kötü olur mu? Yani illa kötü olur abi. Esnaf için illa kötü olur yani, zaten çoğu esnaf da istemez bunu. Peki piyasa genel anlamda ekonomi nasıl, sadece gıda olarak düşünmeyin. Abi ekonomik kötü şu anda Türkiye'de. Zaten kötü, bunu herkes söyledir yani. Piyasa kötü. İş yok abi piyasada yani. Peki ne olacak sizce? Vallahi İnşaat. Hayırlı olsun diyeyim ama sonumuza hayır etsin Allah yani, ne diyeyim yani. Yani kötüye gidiyor abi şu anda. Düşünsene şu domatesi 5 lira yazıyorsun.
Geçen seneye göre bu sene şu anda 5 lira abi. Bu ekonomi sıkıntı şu önümüzdeki seçimleri etkiler mi? Nasıl yani abi? Seçim sonuçlarını etkiler mi? AK Parti'ye olsun, diğer partilere olsun. Hangi konuda abi şimdi etkiler mi dedin yani? Yani hükümetin aleyhine mi olur bu ekonomi gidişat? Yoksa hükümet aleyhine olur abi. Aleyhine olur. Mesela Karaman'da sizce kim kazanır? Bence MHP kazanır abi Karaman'da. MHP. Siz geçen seçimde, belediye seçiminde kime oy verdiniz? MHP'ye verdim abi. Bu seçimde? MHP'ye verdim abi. Yine MHP. Aynen abi. Peki MHP'nin adayı Savaş Kalaycı'yı nasıl buluyorsun? Çok güzel abi, çok dürüst, çok nazik, hem sakin bir insan yani. AK Parti'nin adayı? O da aynı abi, de benim hani görüşüm MHP'dir abi, şimdi siyasete pek girmem abi. Nasıl abi piyasa? Piyasaya şunlara bakma, önemli değil bunlar da. Zepçe kısımları pahalı. Pahalı mı? Pahalı. Satıcı pahalı diye ucuz diyor. Marul 5 liraya bunu her gibi vatandaş alamaz yani. Bir havuç 1 liraydı, şimdi 2 lira 3 lira. Bir nedir o? Pırasa mı? Pırasa 3-4 lira. Bunlar geçen sene 1 liraydı. 2 ay önce 1 liraydı. Sizce sadece pazar değil, genel anlamda ekonomi nasıl? Ekonomi batık. Batık mı? Batık. Ekonomi bitti yani. Siz emeklisiniz? Biz, ben emekliyim de ben sudur alayım, çiftçiyim. Suduran. Çiftçi de bitti. Her şey ama bitti. Ama çiftçi toprak parası alıyor, destek alıyor. Yetmiyor mu? Şimdi toprak parası daha yalamadık biz. Devlet verdik diyor da. Böyle daha şey yok yalamadık. Daha gidip kartımı gösterdim. Bir kuruş daha almadım ben. Bir kuruş almadım. Peki sizce bu seçimde Karaman'da ne olur? Karaman'da AK Parti alamaz. Niye alamazsın? Tepki mi var millette? Tüm tepki var. Olduğu gibi tepki. Kim kazanır sizce? Benim şimdi burada 15 kadar çocuğum var. Evet. Yani oyum aynen, var. Çocuklarımın evet. Oyları var. Komple tem bitti mi? Her sene AK Parti'ye atarlardı. Bu sene MHP'ye attıracağım. MHP? Evet. MHP'nin adayını... O da çare değil de. Hani öbürlerinden biraz daha iyi olur mu acaba? MHP'nin adayını hiç gördünüz mü? Görmedim. Ama çocukları görmüşler. Ben Sudağ'ında kullanacağım oyu. Ben de MHP'ye kullanacağım. MHP'ye. Evet. Yani AK Parti'ye veren bir seçmen şimdi MHP mi kayıyor? Evet. Komple kayıyor. Gördüğüm bütün sezintilerde onu gösteriyor. Kayfiye varırım onu söyler. Sokakta onu söyler. Herkes ne diyor? Varırım, MHP'ye atacağız diyorlar. Herkes MHP. MHP bu sefer güçlü diyorlar Karaman'da. Peki teşekkür ederiz. Şimdi bir şey değil. Ben teşekkür ederim. El işler. Vallahi hoş geldin. Nasıl işlerimiz? Şükür abi. Pahalılıktan dolayı alış yüksek, satış düşük. İşlerimiz az abi. Ne kadar fiyatlar? Marul 4 lira. Geçen hafta ne kadardı? 5 lira, 3 lira, 6 lira. Marulun büyüklüğüne göre abi. Sence nasıl? Normal mi fiyatlar? Abi normal değil. Yıldaki oranı göre ama hiç kimseden kaynaklanan bir şey değil. Üretim az abi. Geçen sene biz bunu 1,5 liraya satıyorduk abi. Anladın mı? Üretim az. Bu neyden kaynaklanıyor? Kimseden kaynaklanan bir şey değil. Neyden kaynaklanır? Adam bir oradaki olan afetlerden dolayı bir de birkaç kişi bunu ekmeği boşlayıverdi yıllardır para gitmeyince. Ha bu yıl bu şekilde yükselince ondan sonra herkes işte. Bir de Hacı abiye soralım. Hacı abi nasıl, alışveriş iyi mi? Gel 2 dakika yorulma. Tamam. Nasıl, alışveriş iyi mi? Normal alışveriş, herkesin nüfusuna göre yani. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar tabii pahalı. Yerinde tabii çok hasarlar oldu. Cenab-ı Allah afat verdi. Bir afattan dolayı mı? Tabii elbette afattan dolayı da oluyor yani. Başka ekonomi durumundan alakası yok. Ya ekonomi ne olacak adam buradan bir kilo alacaksın 250 gram alsın. Az alsın kendine göre alsın. Öbür hafta bir daha alsın. Şimdi çok alıyor ondan sonra döküyor yani. Çöpe döküyor yani, günah yani. Ya şu anda durum ne kötü ne de iyi. Evet evet, tam orta, gerçekten orta. Şimdi nüfusuna göre adam alsın 250 gram alsın, 1 kilo alsın. Mesela ben şimdi 1 kilo havuç aldım, 2 kilo mandalina aldım, gidiyorum mesela. Peki teşekkür ederim. Nasıl, fiyatlar iyi mi? Pahalı. Pahalı mı? Evet. Geçen seneyle bu sene arasında nasıl? Büyük bir fark var. Büyük fark var. Evet. Peki ne olması lazım? Ne olması lazım? Daha biraz uygun fiyata verilmesi gerekiyor. Peki hükümetin yeni getireceği tanzim satışı, yani belediyelerin satmasını istiyor musunuz? Olabilir. Olabilir yani. Aynen. Olabilir. Aynen. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, şöyle devam edelim. Şimdi şu amcamıza bir soralım. Buranın patron ağası bu arkadaşmış. Arkadaşım, arkadaş sizde. Abicim normal yani fiyatlarımız. Şimdi
Burada 3 tane kişi çalışıyoruz. Mesela tezgah açtık mı biz? Yani 300 lira masraf. Şimdi size göre normal, vatandaşa göre pahalı, ekiciye göre ucuz. Ne olacak? Ekiciye göre ucuz. Yani bunu normal, yani fiyatlarımız normal. Peki neden oluyor bu sıkıntı? Abi afat dolayısından. Hepsi afat mı? Tabii. Yok abi, maydanoz mesela bak. Şu maydanoz 1,5 liralık şey var. Kaça satacağız? Mecbur 2 liraya satmak zorundayız. Ha. Bak 1,5 lira 2 lira. Onun karını o götürüyor zaten. Peki bu hükümetin getireceği tanzim satış hakkında ne diyorsun? Vallahi ona bir şey değil mi? Bak o hükümetin kararı. Sen Cumhurbaşkanımızın kararı yani. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararı da tanzim satışı olursa artık belediye satacak bunları. Vallahi yapamaz. Zor abicim. Yapamaz mı belediye? Zor. Mazot düşüreceksin ki ondan sonra taban da düşecek yani. Öyle. Orada da mal yok. Nereden getirdin? Haklı yani. Ama İran'dan, İtalya'dan getirirse bilmiyorum. Türkiye'de mal azlığı var abicim. Şimdi tanzim satışı olursa, belediye satarsa sizin bir nevi işiniz elinizden almış olmuyor mu? Zor abi. Zor mu? Sayın abicim, şu maydanozu biz 50 kuruşa sattığımız zamanlar oldu. Mesela bundan bir ay önce 50 kuruşa satıyorduk, 1 liraya satıyorduk. Şu an ne kadar? Ha, 1,5 lira. Yani şu ortamda göre 1,5 lira normal yani. Yani belediye satsa kaç satabilir? Aynı satacak abicim. Aynı satacak, aşağı veremez ki. Kaç alacak da kaç satacak? Aynı satacak. Silifke üretim merkezi maydanoz, orada da 1,5 lira. Zaten suyun içinde bir aydır orası. Silifke'de gelmesine rağmen orada da 1,5. Peki, teşekkür ederim. Az oldu bundan. Maydanozu 1 liraya sattım yani, onu da düşünecek. Beni de öbür tarafa düşünüyoruz da Sayın Cumhurbaşkanımız bizi de düşünecek. Üreticiyi de düşünecek. Satıcıyı da düşünecek. Ha, ben şöyle maydanozu biçtim geldim burada 1 liraya sattım bak burada. 1 liraya sattım yayladan. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, saygılar. Saygılar. Evet, şöyle devam edelim. Amcam hayırlı işler. Nasıl işlerimiz? İyi maşallah, güzel. İyi, işler iyi. Peki hükümetin tanzim satış hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi yapar abi. Çok iyi olur. İnşallah. Yani bunları belediye satacak bundan sonra. İnşallah, satsın abi inşallah. İyi olur yani. Yapabilir mi belediye? Yapamaz ya. Neden? İçinden çıkamaz yani. Çok ağır mal olur yani. Peki. Şimdi biz bunun içine çıkamıyoruz. Belediye nasıl çıkacak da? Ama bir, yani eskiden yapılmış ya hani. Eskiden ya şimdi nasıl denemekte yarar var yani. Denesin yani. Peki yaptığı zaman bir nevi sizin ekmeğinize taş atmış oluyor mu? Yok, bir şey olmaz. Bize halk yine aynı bize gelir yani. Çünkü belediye onun için çıkamaz yani. Ya şimdi belediyede bu portakal ne kadar şu an kilosu? Şu anda 2 lira portakal. 2 lira. Belediye 1 liraya sattı diyelim. Kesinlikle sattım. Bu nereden gelecek belediye? Bu van nereden gelecek? Hani tarladan direkt gelecek. Abi şey, direkt gelsin. Bedevane mi gelecek bu? Mazot olmuş 7 lira. Kim satacak malı? Yani belediyen adam benim kadar satamaz ki orada. Belediye bizimle yarışamaz diyorsun. Keşke yarasın yani. Denemekte yara var yani. Peki genel anlamda hem pazar olsun hem ekonomi olsun nasıl sizce durum? Abi şu anda çok iyi yani. Bir şey yok. Ekonomi sıkıntı yok mu? Şu anda hiç sıkıntı yok yani. Adamın cebinde içtiği sigara 10 lira sigara açıyor yani. Ne olacak, 5 kilo portakal alsa 10 lira yani. Evet. Yani bizim halkımızdan yani şu anda bir sıkıntı yok yani. Peki önümüzde yerel seçimler var. Sizce ne olur Karaman'da? Karaman'da yine AK Parti alır ya. AK Parti alır. AK Parti alması lazım yani. Siz kimi destekleyeceksiniz? Ben AK Parti'yi desteklerim. Geçen seçim? Aynı desteklerim. Bu seçimde? Ben Tayyipçiyim yani. Tayyip Erdoğan. Tayyip neredeyse ben oradayım yani. Hangi kişi aday yaparsa? Kim hiç önemli değil yani. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl işlerimiz? İşlerin adı yok. İşlerin adı yok mu? Yok. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 1,5. Elma 1,5. Ucuz. Ucuz. Ucuz değil mi? Ucuz canım. Ucuz. 1,5 elma. Peki geçen seneyle bu sene sadece elma değil, diğer ürünlere de kıyaslayacak olursak nasıl fiyatlar? Ya bu sene bu şeyden dolayı biraz pahalı. Bu afetten dolayı. Yani bir aya kalmaz, bir şey kalmaz yani. Millet bu kadar yaygara yaptığına gerek yok. Peki bu hükümetin çıkaracağı tanzim satış hakkında ne diyorsun? Vallahi çıkarsın baba, biz çıkarsın. Çıkarsın görelim. Yapamaz mı? Yapamaz. Niye? Şurada biraz sonra domates 750 lira. Yani büyük şehirlerde yapabilir ama burada yapamaz. Doğru mu? Bilmiyorum, pazarcısısınız. Evet. Yani siz şu an tarladan mı alıyorsunuz, komisyoncudan mı? Biz şu anda buzhaneden alıyoruz. Komisyoncudan. Komisyoncudan. Evet. Peki işte belediye araya komisyoncuyu koymayacak. Direkt tarladan alacak. Bu vatandaşa daha da ucuz yansıyacak. Onu nasıl yapacak? İşte yapacağız diyorlar. Yapabilirse yapsınlar. Biz de gideriz, kendisinden alırız komisyoncunun. Sizin işiniz ne olacak? Vallahi Allah bilir. Allah büyük. Allah büyük. Peki bu seçimlerde nasıl olur? AK Parti, MHP, CHP yani kim alır Karaman'da? Bu sene MHP alır herhalde Karaman'da. MHP. MHP.
Parti. Niye MHP alsın? AK Parti %60'lardayken niye şimdi MHP alsın? Ya alsın, bir de o geçsin bak. Siz geçen seçimde kime verdiniz? Geçen senede AK Parti'ye verdik. Bu seçimde? MHP'ye vereceğiz. Niye MHP'ye veriyorsunuz? Ya bu senede böyle bir değişiklik yapalım. Bir deneyelim diyorsun. Deneyelim. Peki MHP'nin adayını nasıl buluyorsunuz Savaş Kalıcı? Bayağı çalışkan ya. Daha 2-3 kere pazara geldi. AK Parti'ninki daha hiç uğramadı Allah'a şükür. Daha hiç tanışmadınız? Hiç tanışmadık daha. Yani 2-3 kere geldi adam pazara şimdi. Yalana gerek yok. Yani bu seçimde MHP'yi destekleyeceğim diyorsunuz. Senin kaç oyun var? Benim 3-4 tane oyun var. 4 oy kime gidecek? MHP'ye. Hepsi mi? Evet. Bunlar hepsi AK Parti miydi? Evet. Yok abla. Abla kolay gelsin. Nasıl alışveriş? Pahalı. Ucuz diyoruz. Bayağı. Kaça yemek istersiniz? 1 lira değil mi? Seçtirseniz ben alırım. Seçtirmiyorlar. Seçme olmadığı için mi almıyorsunuz? Evet, seçtirseler ben alırım. Kolay gelsin. Nasıl işlerimiz? Allah'a şükür Hüseyin abi de çok da iyi olduğu söylenemez. Neden? Fiyatlar mı pahalı buluyorlar? Evet. Sizce pahalı mı? Yok Hüseyin abi, pahalı değil. Şimdi her şeyin bir piyasası var. Bu yıllardır zaten böyleydi. Ha, bu şekilde bu fiyatları belki görmediydi ama yani bizim kar marjımız zaten yıllardır aynıydı. Peki bu hükümetin yeni çıkardığı bu tanzim satışı var. Bu konuda ne diyorsunuz? Valla o konuda... Yani yapabilir mi belediye? Yapamaz. Niye yapamazsın? Abi burada bir kişi domatesi 700 bin liraya alıyor, öbürü 1 milyon 300 alıyor. İkisi de 1 milyona satıyor. Hani biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Belediye nasıl çıkacak? Tamam belediye getirsin, biz de onlardan alalım. Peki belediye öyle yapsın da bu sefer siz işsiz kalmıyorsunuz. Millet... Size rakip oluyor. Şimdi burada mesela muz ne kadar? 6 lira 5 lira. Muz, şu 6 lira muzu belediye 3 liraya satarsa vatandaş oradan satamaz alır. Ki. Neden satamaz? Abi nasıl satsın? Anamur'da zaten yerinde bu muz yol kenarında 6 lira ya. 7 lira. Bunun çıkışı zaten, gelişi, her şeyi. Biz... Tarladan çıkışı bile bu fiyatta yani. 3-5 kuruş biz koyuyoruz. Tabii ki. Peki seçimler nasıl gidiyor sizce? Kim alır Karaman'da? İnşallah Saadet alır. Saadet Partisi. Siz kime oy veriyorsunuz? Saadet Partisi. Bu seçimde? Aynen. Yine Saadet'e veriyorsunuz. Biz milli görüşçüyüz. Yani Saadet sözünde duran tek kişi o. Sözünde duruyor. Evet. Peki hükümetin şu anki ekonomi çalışması olsun, diğer alanlarda başarılı bulmuyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Cevap yok. Peki kolay gelsin. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Benim söyleyeceğim bir şey yok. Sizin sen kime oy vereceksin? Ben MHP Savaş Kalaycı. Geçen seçim kime vermiştin? AK Parti'ye vermiştik. AK Parti'ye. Aynen. Bu seçimde MHP. Bu seçimde MHP. Niye MHP'ye vereceksin? Yani düzen ortada, sıkıntılar bizim esnaf olduğumuz için bize uygulanan bir şey var. Yani belediyenin getirecekmiş, satacakmış. Esnaf arkadaşlarımıza zarar verecek. Yani biz de mağduruz yani, öyle diyeyim yani. Vatandaş peki, gibi kadar. Siz MHP'ye vereceksiniz. MHP'nin kazanacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Savaş peki, Bey başarılı bir insan yani. Başarılı. Peki AK Parti %60 iken MHP nasıl kazansın? Ben Karaman'da düşünüyorum çünkü vatandaş da artık bir şeylerin farkına vardı. Büyük vatandaşlar da mağdur. Aynen öyle. Bir mağduriyet var yani büyük bir. Peki kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl gidiyor alışveriş? Olmuş. Ne kadar? 20 lira. 3 kilo 3 kilo. 2 poşet. 2 poşet. Bir haftalık bitmez yani. Ne yapacağız? 20 lira gidiyor. Geçen seneyle bu sene arasında nasıl fark var? 4'te 1. 20 liraya ben bunun 4 katını alıyordum geçen sene. Şimdi 4'te 1'ini alıyorum. Peki geçen sene ne kadarlık bir, ne kadar parayla pazar alışverişini yapabiliyordun şimdi? 100 lirayla bütün alışverişi yapıyorduk. Şimdi 300 lirayla anca çıkıyoruz. Anca. Aynen. 3 kat arttı. Peki bu hükümetin tanzim satışı çalışması var. Yani belediye satacak sebzeyi, meyveyi. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani yeterli olacağını düşünmüyorum. Vatandaşın rağbet sağlayacağını da düşünmüyorum. Ekonomi sıkıntı hakkında ne diyeceksiniz? Var mı piyasa ekonomi sıkıntı? Yani belli değil mi? Yani alırken herkes belli ya. Peki önümüzde yerel seçim var. Sizce Karaman'da kim alır? Yani şu anda Savaş Kalaycı görünüyor. Savaş Kalaycı. Siz kime oy verdiniz geçen seçimde? Geçen seçimde AK Parti'ye verdik. Bu seçimde? Bu seçimde çekimser. Yani belli değil daha. Daha belli değil. Yani Savaş Kalaycı'ya verebiliriz. Tahmininde Savaş mı kazanacak diyorsunuz? Muhtemelen. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Allah'ın nasıl işlerimiz? Elhamdülillah, şükür de işte durumlar, piyasa belli.
İşler durgun mu? Durgun abi, bak görmüyorum, kimse yok pazarda ya. Hava şartları. Fiyatlar nasıl? Çok uygun abi. Marular 4 lira 5 lira. Roka 1,5. Şimdi satıcıların hepsi uygun diyor. Vatandaşa soruyorum, pahalı diyor. Neden böyle? Abi yanlış anlama. Şu kış şartında şunu yetiştirmesi kolay değil. Tarlaya sen gitsen toplama, anladın mı? Yaz geldim bu mal 3 liraya düşüyor. Onu hiç soran yok. Niye düştü diye. Yani kış şartında yaşa yani abi. Bu borsaya benzer zepti. Bir düşer bir çıkar. Peki bu hükümetin tanzim satışı dediği şey. Belediye satacak sizin yerinize. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abi çok mantıksız da kendileri bilir ya. Yapamazlar. Yapamazlar mı? Yapamazlar. Niye değil. Niye yapamazlar? Abi bu iş yapmaz, kolay değil yani. Bak bu malı 40 kirden mal geliyor, doğru mu? Belediye nereden bulup da adam getirtirecek onları? Yapamaz bu işi. Yapamaz abi, zararın olur ya. Peki sadece pazar değil de genel anlamda ekonomi nasıl? Çok bozuk abi ya. Mazot olmuş 6,5 lira. Geçen sene gübre 50 idi, bu sene olmuş 100. Her şeyi 3'e 4'e katlamış yani. Peki gidişat iyiye mi gider, kötüye mi? Çok kötüye gider abi. Allah sonumuzu hayırlısını... Pek umudun da yok. Hiç umudum yok yani. Peki bu seçimlerde sence kim kazanır Karaman'da? Abi ben diyorum ki MHP kazanır. MHP kazansın istiyorsun. Evet. Geçen seçim kime verdin? Geçen seçimde MHP'ye verdim abi. Bu seçimde verdim. Evet abi. Savaş Kalacı'yı tanıyor musun? Abi gördüğümüz, okuduğumuzca tanıyoruz yani, öyle birebir tanımıyoruz da. Esnafı gezmiş pazar geldi yani. Abi Allah aşkına adam ya, her zaman geliyor yani. AK Parti adayı geldi mi? O iş görmedik abi ya. İş görmedin. Adayın kim olduğunu bilmiyorum inan yani. MHP veriyorsunuz ve MHP'nin kazanacağını da düşünüyorsunuz. Evet biliyorum. MHP'nin kazanacağını da düşünüyorsunuz. Düşünüyorum abi, eminim yani. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Abla kolay gelsin. Nasıl piyasa? Fiyatlar nasıl? Çok ucuz ablam, hayat çok ucuz. Ucuz mu hepsi? Çok ucuz ablam, hayat ucuz. Hayat ucuz. Sizce? Sizce nasıl? Bizce bir şeyi. Değil mi? Bir şey el yapıyor. Pahalı. Evet. Nasıl? Geçen seneyle bu sene arasında bayağı fark var mı? Çok fark var ablam benim. Çok. Peki satıcılar fiyatlar iyi diyor, siz pahalı diyorsunuz. Neden olan bu? Satıcı ablam onlar aldı, halden alışına göre satıyor adam. Bence aracılar kazanıyor bence. Belediye satacakmış yeni hükümetin kararıyla. Sizce olur mu bu iş? Olur, niye olmasa? Olur, isteyen her yerden olur. Peki seçimler hakkında ne diyorsunuz? Hayırlısı. Sizce Karaman'da mesela kim kazanır? Vallahi onu bilemem ablam. Siz kime vermiştiniz oy? Biz mi? Kime vereceğiz? Belli değil mi? Bilmiyorum ki. Belli değil mi? Yok. Baştaki adam belli değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Evet. Yok, belediye seçimi diyorum. Hayırlısı ablam, onu daha bilmiyorum yani. Yani kime oy vereceğiniz belli değil mi? Yok, belli değil şu an. Öncekisini AK Parti'ye veriyordunuz. Tabii canım. Şimdi neden belli değil? Daha vallahi bilmiyorum, aday şimdiki aday aynı mı başkası mı bilmiyorum. Aday farklı. Hayırlısı. Öncekinde Ertuğrul Çalışkan'dı, şimdi Mahmut Salmi Şahin. Ha, değişikti. Hayırlısı teyzem, ne peki, diyelim? Teşekkür ederim. Çalışan geçsin. Çalışan, millete, vatanımıza faydalı olan herkes yani hakkımızda hayırlısı. Peki, yaşan biri geçsin daha iyi değil mi? Tabii ki. Teşekkür ederiz. Bir şey diyelim. Teşekkür diyelim. İyi mi? Şu anda pek iyi değil. İyi diyelim, iyi olsun. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar oldukça uygun. Siz uygun diyorsunuz, vatandaş pahalı diyor. Neden böyle oluyor? Vallahi onu bilmiyorum. Onu reisi sormak lazım. Reise? Evet. Peki bu reisin bizden, çıkar... Bizden iyi biliyor. Demek ki belediyeler zepse satacakmış. Biliyorsa çıksın. Evet. Sizce yapamaz mı? Yapar. Niye yapamazsın da? Yapamayacak bir iş değil. Yapılabilir. Sizden ucuz verirse bu sefer sizin işinizi etkilemez mi? Biz de başka işe döneriz. Yapacak bir şey yok. Kimse açlıktan ölmedi. Peki seçimlerde nasıl olur sizce? Bir şey demeyeceğim ya. Geçen seçim kime oy verdiniz? O bende kalsın. Söylemeyeceksiniz. Söylemeyeceğim. Sizce kim kazanır onu sorayım. Karaman'da belediye kim kazanır? O da sıkıntılı. Şu an herkesten bir söz çıkıyor. Şu desem yalan olur. Yani AK Parti kesin değil diyorsunuz. Bence değil. Benim görüşüm. Peki sizler ne diyorsunuz abi? Nasıl gidiyor? Gayet berbat. Pazar esnafında mısınız? Yok, ben sanayi esnafıyım. Sanayi esnafınız. Piyasa nasıl? Piyasa çok berbat. Berbat mı? Evet. Fiyatlar pahalı mı? Fiyatlar pahalı. Aşırı derecede pahalı. Peki sadece pazar değil de genel anlamda fiyatlar nasıl? Doğalgaz, elektrik, su hepsi? Hep pahalı abi. Ekonomi sıkıntı var. Yar. Ne iş yapıyorsunuz siz? Mobilya. Mobilya işi. Mobilya sektörü nasıl? Durgun. İki aydır iş yok, yatıyoruz. İki aydır iş, İki aydır çivi çakmadık yani. Peki bu seçimlerde sizce ne olur? Karaman'da kim kazanır? Valla çekişmeli geçer bence. Kesin AK Parti olmaz mı? Olmaz. Siz geçen seçimde kime verdiniz? AK Parti'ye verdim. Bu seçimde? Kararsızım daha. Yine AK Parti'ye vermeyecek misiniz? Kararsızım şu anda.
Ararsın. Başkasına verebiliriz diyorsun. Yani. Peki başkasına verirseniz ikinci seçenek hangi parti olur? Valla ikinci AK Parti olur o zaman, yani ikinci AK Parti olur büyük bir. Yok yok, AK Parti olmazsa ikinci parti hangisi olur? AK Parti olmazsa ikinci parti hangisi olur? MHP olur. MHP olur. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Fiyatlar Karaman'da çok uygun. Onu söyleyeyim yani. Türkiye'nin diğer illerini bilmiyorum. Karaman'da her şeyin fiyatı çok uygun. Şimdi ablalar pahalı diyor, siz iyi diyorsunuz. Niye böyle oluyor? Şöyle izah edeyim. Yanımızda muz üreticimiz var. Kendisi muz üreticimiz, muz aldığım abim. Evet. Aldığımız fiyatları söylesin, sattığımız fiyatları da siz bakın. Kaça verdiniz abiye? Biz buradan bunun yeşilini Anamur'dan 4 liraya veriyoruz. 4 lira 4,5 lira. Abi kaç satıyor? Burada 6,5 lira var. Şimdi 3 sefer el değiştiriyor buraya gelinceye kadar. 12. Şimdi sarıtmaya veriyoruz biz 4 liradan 4,5'tan. Sarıtma. Sen şimdi bir saniye. Sen 4,5'tan verdin, abi 6 liraya satıyor. Evet. 3 tane kişi değiştiriyor, komisyoncu değişiyor. Evet, ben depoya veriyorum. Depo evet. Saral diyor. Onlardan hale geliyor. Halden bu arkadaşa diyor. Üçte mi Yusuf? Evet. Üç kişi. Üç kişi. Her, hepsi beşer yüz lira koyduğu zaman 6,5 gidiyor bak. Siz zararına satıyorsunuz? Az bir şey kazanırlar. Zararda olmazsa da para da kazanmazlar. Peki bu hükümetin tanzim satışı bu konuda ne diyeceksiniz? Çok zor. Hükümet uğraşıyor biberle, fasulyeyle, domatesle. Benim yiyeceğim ayda 1 kilo biber veya yarım kilo. Yesem de olur, yemesem de olur biberi. Domatesi yesem de olur. Bak buradakilerin hiçbiri ihtiyaç değil. Yese de olur, yemese de olur. Ama şimdi mesela insan patatesi yemesi lazım. İşte buğday, un, bunları yemesi lazım, makarna. Ama bunları yemese de olur. Devlet bunlarla uğraşıyor. Domates, biberle uğraşıyor. Peki tanzim satışını belediye yapabilir mi? Yapamaz. Belediye ilgilenemez. Yapamaz. Niye yapamazsın? Şimdi daha önceden, bundan 20 sene önce o doldu. Biz direkt yaşayacağın zamanda oldu bunlar. Yapamadılar. En güzel sistem şu anki sistem. Bunu değiştiremezler. Siz Karaman'da yaşıyorsunuz. Evet. Karaman'da sizce kim kazanır? Karaman'da Allah izin verirse Savaş Başkan kazanacak. MHP. Evet. Siz kime verdiniz geçen seçimde? Geçen seçimde yine MHP'ye verdim. Bu seçimde vereceksiniz. Evet. Yine vereceğim. Sebebini de söyleyeyim mi? 4 tane başkan adayı koydular. Seçildikleri günden bu yana. Hepsi mi kötüydü? Biz Kamil Bey'e oy verdik yani. Açık açık söyleyeyim. Her dönem başkan mı değiştirilir ya? Adam bir plan proje çiziyor kafasından, daha gerçekleştirmeden yeni başkan geliyor. Haklı mıyım, haksız mıyım? Her dönem yeni başkan değişiyor. Yani ilk seçimde Ali Kan Türk'tü, en az 2 dönem devam etseydi diyorsunuz. Kamil Uğurlu en az 2 dönem devam etsin. Aynen öyle. Ertuğrul burayı biliyordu, Ertuğrul başkan. Karaman'da bir dönem daha hakkı vardı. %65'lik bir şey almıştı. Yani ben dışarıdan Ertuğrul gördüğüm kadarıyla. Ertuğrul başkanından memnunduk, onu da söyleyelim. Yani. Ertuğrul başkanından çok memnunduk, onu da ayrıca söyleyeyim. Söyleyelim. Peki Ertuğrul Çalışkan tekrar aday olsaydı? Evet. AK Parti'ye verme durumunuz olur mu? %100 verirdim. Onu da söyle, verirdim. Şimdiki adayı tanımıyorsunuz. Şimdi niye tanımayayım Savaş abi? İyi tanırım. AK Parti'nin adayını. AK Parti'nin adayını az uz tanıyorum. Daha yüz yüze hiç görüşmedik. İnternetten gördüğünüz kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Mahmut Sami Şahin. Bu seçimde AK Parti değil MHP'ye vereceksiniz. Allah'ın izniyle inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun usta. Nasıl işler? Vallahi şükür ya. Hava şartları biraz etkiliyor ama bir de malların pahalı olmasından dolayı biraz satışları eksik, az yani geçmişe göre. Bu hükümetin çıkaracağı tanzim satışı, yani belediye satacak ya, bu konuda ne diyorsunuz? Ya vatandaş belediyeden almayı tercih eder ama hani halk pazarları daha iyi. Her aradığını bulabilir, daha uygun bulur. Peki belediye bu işi yapabilir mi? Belediye bu işi yapamaz çünkü herkes yola gidip geliyor. Halicisi var, komisyoncusu var. Belediyeden kim yola gidecek, kim alacak, ne yapacak? Bu mallar daha pahalı olur ve dayanıklı olmaz. Yapamaz, zor diyorsun. Yapamaz. Peki siz geçen seçim oyunuzu kime verdiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Bu seçim? Bu seçim de aynı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceğim. Sizce kazanır mı? Karaman'da kazanır. Savaş kazanır. Savaş Bey kazanır. Peki, teşekkür ederim. Nasıl işleriniz? Allah aşkına abi, olup gidiyor işte ufakta ya. Nasıl, satış oluyor mu? Ya satış oluyor da millet yağıştan gelemiyor ya. Yağıştan gelemiyor. Bak geliyor. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal ya. O kadar aşırı değil. Televizyondaki söyledikleri gibi değil. Siz normal diyorsunuz, vatandaş pahalı diyor. Yani abi yağmur, Antalya, Marulus bitti. Bu mal nereden gelecek? Sıcak mı? Sel götürdü. Ama müşteri bunu bilmiyor. Pazarcı, ehalci katlıyor diyor. Katlama değil. Bu yağışa bağlı abi. Ha, pırasa yağmurun altında gelir mi? Ismanak gelir mi? Gelmez. 3-4 gündür Silifke bunlar hep yağıyor abi. Bunu adam yerin altında mı getirecek? Getirmeyecek. O yüzden müşteri 1 liraya mal alır.
Peki hükümetin bu tanzim satışı çalışması ne diyorsun? Vallahi yapsınlar, gurur duyarım. Onlar yapsın, ben devre dışı yapayım. Ben şoförlük yapayım. Onlar malı bir getirsin de halka bir yedirsin. Öyle televizyonda konuşmayla değil yani. Yapamazlar mı? Yapamaz abi, kolay mı ya? Abi biz gidiyoruz Sivas'tan mal getiriyoruz. Antalya'dan karı var, fırtınası var. Bu mal kolaylıkla mı geliyor kardeşim? Yakıtı var, arabası var, şoförü var. Peki hükümet diyor ki biz aradaki komisyoncuyuz. Çıkaracağız tarladan, alıp direkt vatandaşa satacağız. Vallahi keşke yapsınlar. AK Parti yaparsa madalyayı ben takarım onlara. Peki önümüzde seçimler var. Sizce nasıl olur? Karaman'da kim kazanır? Vallahi onu bilemem. Şimdi burada siyaset yapmayalım yani. Karaman bilemem yani. Geçen seçim kime verdiniz? AK Parti'ye verdim. Bu seçimde? Bakalım nasip kısmet. Tekrar AK Parti'ye vermeyecek misin? İşte onu bilemem. Heh, bak. Bir de sizinle röportaj yapalım. Bir saniye. Kolay gelsin, kolay gelsin, hayırlı işler. Nasıl işler? İşler iyi. İşler iyi. Evet. Peki ekonomi nasıl? Ekonomi yaramaz. İyi değil. Karaman'da seçimleri sizce kim kazanır? MHP kazanır. Siz geçen seçim kime verdiniz? Ben AK Parti'ye verdim sürekli. Başkanlığı da, belediyeyi de ama vermem artık. Niye vermem? Bizimle uğraştığı için uğraşıyor. Memleketin meselesi sadece domates mi, salatalık mı, patlıcan mı, biber mi? Bizimle uğraşıyor kardeşim. Ben niye oy vereyim? Vermem artık. Bu seçimde kime vereceksiniz? MHP'ye vereceğim. Resmen söylüyorum. Açık ve net. Adayını tanıyor musunuz? Buyur. MHP adayını tanıyor musunuz? Savaş. Tanıyorum. Nasıl biri? Vallahi herkes anasından iyi doğar. Sonra kötü olur. İyi adam. AK Parti'nin adayı sizi ziyarete geldi mi? Ben görmedim bile. İsmini de bilmiyorum. Yemin ederim bak. İsmini de bilmiyorum. Seçileceğim nasılsa garanti diyor ya. Kusura bakma. Bundan sonra bitti. Peki. Teşekkür ederiz. Şey değil. Kolay gelsin. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar zaten uçuk. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ama Karaman'da birazcık daha hesaplı. Yani bir bu esnafta bayağı 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya alınacak malzemeler bulduk. Onun haricinde biber 10 lira. Yani fiyatlarda bir düşüş var ama. Nerede 10 lira? Baksana 7,5 lira. Pardon, burada bak 2,5 lira daha ucuzmuş. Daha hesaplı alabilirsiniz yani. Peki genel anlamda ekonomi nasıl? Genel anlamda ekonomi bitmiş durumda. Allah sonumuzu hayır getirsin. Seçimler ne olur sizce Karaman için? Karaman'da kim kazanır? Ya ben şimdi taraflı söyleyeceğim. Ben MHP'nin meclis üyesiyim. Öyle şimdi. Mi? O yüzden MHP kazanır diyeceğiz. Yani başka çaresi mi var yani? Kazanır mı? Kazanacak tabii. Allah'ın izniyle. Şimdi yarım saattir röportaj yapıyoruz. Evet. Genelde AK Parti'ye verip de bu seçimde MHP'ye vereceğim diyenler çok. Neden böyle? Valla şimdi 4 dönemdir, yani 4. dönem AK Parti belediye başkanı adayı koyuyor. 4. dönem 4 tane değişik aday koyuyor. Yani bunun neticesi biz bu işi yapamadık anlamına geliyor. Bunu hala halk idrak edemediyse daha ne diyeyim, ama şu aşamada herhalde idrak etmiş durumdalar. Ki 4. dönemde artık AK Parti demeyecekler, MHP'ye oylarını verecekler. Savaş bu sefer başkan mı? Savaş kesinlikle başkan. Allah yolunu açık etsin, hizmette daim etsin, hizmette kusur etmesin. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim. Mütevazi bir başkan yani. O yüzden hayırlısı olsun. Ablam ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Aynıyım ben. Eşiniz aynı. Teşekkür kolay ederiz. Gelsin. İyi sağ olun. Sağ olun. Teyzemi soralım. Gel teyzem. Efendim. Gel. Nasıl piyasa? Piyasa çok pahalı. Pahalı mı? Evet canım. Peki seçimler nasıl olur sence abla? Vallahi ne bileyim, iyi olur herhalde. Kim kazanır? Kim kazanır? Tayyip Erdoğan kazanır. Karaman'da? Evet. Yine kazanır? Evet. Peki teşekkür ederiz. Şey değil. Abiye de soralım. Nasıl piyasa abi? Piyasa parası olana iyi abi. Size göre? Ne olacak, adam bakıyor o iki diyor. Parası olana iyi. Emekli misiniz? Emekli. Nasıl, maaş yetiyor mu? Ne diyeyim abi ya? Şükür herkes. Diyorsun. Yok, gitmiyor abi ya. Yetmiyor. Peki Karaman'da seçimler ne olur? Bu seçimde kim kazanır? Vallahi her şeyden önce hayırlısı neyse olsun ama gönlümüz MHP'den yana bu sefer. Geçen seçim kime verdiniz? Ben yine MHP'ye verdim abi. Yine MHP'ye verdim. Ama Cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan'a verdim. Milletvekili seçiminde MHP'ye verdim kardeşim. Sizce belediyede kazanır diyorsunuz öyle mi? İnşallah öyle görüyoruz bu defa. Peki, bu defa teşekkür ediyoruz. Şey değil. Bu abimize de soralım. Abi nasıl piyasa? Piyasa çok pahalı. Pahalı. Pahalı tabii. Geçen seneye göre artış nasıl? %100. %100. Tabii.
Peki sadece pazar mı, genel anlamda hepsi? Genel anlamda da pazarda da pahalı yani. Pazarın daha ucuz olması lazım. Peki bu ekonomi önümüzdeki seçimlerinin vatandaşın görüşünü değiştirir mi? Fazla da değiştirmez. Mesela Karaman'da kim kazanır? Gene AK Parti kazanır. Kazanır mı? Kazanır. Siz kime vermiştiniz geçen seçim? AK Parti'ye verdim. Bu seçimde? MHP veya AK Parti'ye vereceğim. Kararsızsınız. Kararsızım. İkisinin arasında. Evet. Üçüncü alternatif olsa kime verir? Yok, üçüncüsü yok. Ya AK Parti ya mı? Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seçimler ne olur? Karaman'da kim kazanır? Valla Karaman'da ben şimdi bu belediye seçimine şahsa verilir. Ben de yani yabancı olunca tanımıyorum şeyleri, adayları, ama da bir değerlendirme yapacağım. Yalnız şeyle bir tanıştık. MHP'nin iyi bir insana benziyor. Hani siz geçen seçim mesela kime oy vermiştiniz? Ben geçen seçim AK Parti'ye vermiştim. Bu seçimi kime vereceksiniz? Şu anda da karar vermedim yani. Yine AK Parti mi yoksa görüş değişir mi? Valla ben normalde ülkücü bir insanım. Ama yani şu anda öbürle tanışmadım daha. Ama MHP'nin adayı şöyle gör, insaniyetli olarak iyi bir insan. Şeyle tanışmadık da ama tanışacağız. Çünkü verdiğimiz oydan sorumluyuz. Her ne kadar yabancı olsak da buranın hizmetini alacağımızdan dolayı daha değerlendirme yapmadım ama şeyle tanıştık. Öbürle daha tanışmadık yani. Bilmiyorum abi. Ben de çıkıyor derim. Kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldin. Nasıl işlerimiz? Çok şükür abi. İyi mi? Rabbimize binlerce şükür olsun. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normale bindi. Normale yavaş yavaş biniyorum. Mevsim. Peki hükümet Tansim satışı çıkaracak. Belediyeler satacak. Nasıl olur? Bir şey olur mu? Valla sonucunun pek bir şey olacağını sanmıyorum. Tanzim satışını yapamaz mı belediye? Şöyle söyleyeyim. Geçmiş yaşım olarak tam yaşamadım ama araştırdığım kadarıyla tanzim satışlarını daha önce İzmir tarafında yapmışlar. Evet. Ve ondan önce burada amcam 5 liralık yapar mısın? Burada CHP'nin Yaşar Evcen döneminde yapılmış. Ama başarılı bir sonuç alınamamış. Pek başarılı bir sonuç alınacağını sanmıyorum. Yani acizane fikrim. Peki genel anlamda sadece pazar olarak değil, genel anlamda ekonomi sıkıntı var mı? İlla ki. Kaçınılmaz bir sıkıntımız var. Peki bu ekonomi sıkıntı önümüzdeki seçimlerde vatandaşların görüşlerini değiştirmesine sebep olur mu? %80. Mesela siz geçen seçimde kime verdiniz? Ben şöyle söyleyeyim. 19 yaşında bastım, yani girdim. AK Parti'ye oy oldum. Girdiğim 9-10 seçim gördüm. Hepsine AK Parti'ye attım. Ama şu anda Karaman adayının yanlış olması, biraz ekonomi politikalarının yanlış olması dolayısıyla MHP Savaş Kalaycı'ya dönesim var. AK Parti'ye veriyordunuz, artık Savaş'a mı verecek? Yani Savaş Kalaycı'ya dönesim var. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsın? Sağ olun. Nasıl işlerimiz? Abi şükür ya. Fiyatlar düşük, elma çöktü Karaman'da, anladın mı? Yani böyle yani abi. Vatandaş pahalı diyor, satıcı ucuz diyor. Niye böyle? Abi domates, biber pahalı ama elma ucuz. Elmanın da yüzüne bakamıyorum abi. 1,5 milyon lira, 2 milyon lira cillop gibi elma. Peki genel anlamda ekonomi nasıl? Ekonomi nasıl? Bitti abi ekonomi. Ne olacak da? Ekonomi diye bir şey kalmadı galiba memlekette. O iş bitti. Peki bu ekonomi sıkıntı vatandaşların siyasi görüşünü de değiştirir mi? Değiştirir abi. Ben bu seçimi atmayacağım yani. Bu zamana kadar AK Parti'ye attım. AK Parti'ye attım. Bundan sonra atmıyorum abi. Abi şu anda kararsızım. Savaş Kalaycı'ya atacağım ama. O kesin yani. Kararsızsam kesin. Yani Savaş Kalaycı'ya atacağım abi. Yani şu an CHP ile MHP'nin arasında değişiyor da yine Savaş'a abi atacağız yani. Destekleyeceğiz onu. Peki. Abi şimdi yani sana bak. 4 kişi bir anda şeye giriyor, anladın mı? İsim vermiyorum. Giriyor, anladım. Şurada bir garibanın çocuğunu almıyor yani, anladın mı? AK Parti. O yüzden yani atmayacağım bu seçim abi. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol.